Buyur abi, konuşalım. Ya isterseniz konuyu siz açabilirsiniz yani. Ya da ben şöyle söyleyeyim, inandığınız inanç üzerine biraz sorular sorayım. Hani daha çok böyle şey diyorsunuz mesela. Şimdi hiçbir şekilde bir kişi tarafından bu kitabın açıklanmaya ihtiyacı yoktur diyorsunuz. Doğru mu? Tam öyle değil. Tam öyle değil. Şimdi ilk başta ben size karşı çıktığım sebep şu. Peygamber yazma okuma biliyor muydu, bilmiyor muydu? Tamam. Şimdi apaçık ayet var. Ümmi kelimesi nedir? Ben Arapça, tam ben ayeti okuyayım. Cuma suresi 2. 62. sure 2. ayeti. Var mı yanında Kur'an veya meal? Bakabilirim. Tamam. Hangi ayet dediniz? Cuma suresi 2. ayet. Tamam. Tamam, okuyun. Kuvvellezi be'ase fil ümmiyine rasule. O ki, ümmiler içerisinde elçi gönderen. Minhum yetlu aleyhim ayatihi. Onun ayetlerini onlara okuyor. Tamam. Feyuzekkihim. Onları arındırıyor. Tamam. Feyuallimuhul kitabı onlara öğretiyor. Tamam. Vel hikmete, hikmeti öğretiyor. Ve in kânet min gablu lefî dalâli mubîn. Siz bundan önce apaçık sapıklık içerisindesiniz diyor. Onlara kitabı okuyor diyor. Tamam. Onlara ayetleri okuyor diyor. Tamam. Şimdi düşünün. Mantıklı olarak bir düşünün. Tamam. Okuma yazma bilmeyen bir elçi, bir rasul, bir nebi okur mu? Evet, okur. Okuma yazma bilmeyen okuyabilir mi? Bakın, aynı şekilde size Allah Subhanahu Teala zaten bir ayetinde cevap veriyor. Peygambere diyor ki Allah Subhanahu Teala, ben şimdi o ayeti okuyayım. O size cevap olsun. Sadece illa insanların okuması demek, illa okuma yazması var anlamına gelmez. Diyor ki sana biz okutacağız. Bundan sonra sen unutmayacaksın. Bunu söylüyor Allah Subhanahu ve Teala. Hala suresinin 6. ayetinde. Daha sonra Kur'an'ı peygamberin yazmadığını Allah Subhanahu ve Teala şöyle bildiriyor bak. Diyor ki ve sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı diyor batıldı olanlar elbette şüphe ederlerdi. Bak dikkat et. Allah Hangi Subhanahu ve ayet? Teala diyor ki Ankebut 48. Dikkat et. Allah Subhanahu ve Teala Furkan 5. ayette şunu söylüyor. O ve o onun yazdırdığı ve sabah akşam ona okunan evvelkilerin efsaneleridir. Allah Subhanahu ve Teala ayetinde kısa ve öz şunu söylüyor. Diyor ki onun yazdırdığı yani peygamberin yazdığı değil yazdırdığı ve sabah akşam diyor ona okunan evvelkilerin efsaneleridir. Furkan 5. ayette diyor. Ve daha sonra senin az önce söylediğin şeye cevap olarak diyor ki Allah Subhanahu ve Teala sana biz okutacağız. Bundan sonra sen diyor unutmayacaksın. Kısa ve öz Allah Subhanahu ve Teala zaten peygambere bir hafıza veriyor ve hiçbir şekilde unutmuyor. Okuma yazmasına ihtiyacı yok peygamberin. Ve sen diyor bundan önce kitap okumadın ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Dikkat et. Sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı diyor batılda olanlar elbette şüphe ederlerdi. Yani birisi sen eğer elinle yazma gibi bir imkanın olsaydı batılda olanlar diyecekti ki sen yazdın bu kitabı diyebilirlerdi ama bunu demedi. Bu iki tane önce okuduğum hikaye zaten senin soruna bir cevaptır. Peygamberin okuma yazması olmaması onun eksikliği de değildir. Çevresindeki olan insanlar yazmıştır. Ha, siz bunu kabul ederseniz birçok şeyiniz ne oluyor? Alt üst oluyor. Yani siz sahabenin yazdırdığını eğer kabul ettiğiniz anda otomatik olarak birçok şeyiniz alt üst olacak. Biz diyeceğiz sahabe yazdı arkadaşım. Kur'an'da sahabenin yazmasıyla işte bu zamana kadar geldi. Niçin rivayetleri inkar ediyorsunuz diye bir soruyla karşılaşacaksınız. Bu yüzden siz Şimdi bunu bak. iptal etmek istiyorsunuz. Anladığım o. Buyur. Yok yok. Bu ayetlere bir Bana cevap bak. verirsen bak dediğim gibi iki tane üç tane sen ayet okudum. Allah Subhanahu Teala zaten bu konuyu cevaplandırmış. Sen bunlara bir güzel bir cevap Şimdi verirsen bak. sevinirim. Yavaş gidelim. Hiç karıştırmayalım. Ümmi kelimesi Arapçada nasıl geçiyor? Okuma Ben şimdi yazması olmayan da meal geçer. ha. Buyur. Daha öbür anlamını söyle. Ümmi kelimesi kitap verilmeyen demek. Kitabı bilmeyen demek. Bak şimdi burada 3.20, 3.75, 26.193, 28.26, 62.2, 95.3. Bu surelere bak. Hep ümmilikle alakalı surelerdir. Bakın Tamam mı abicim? abicim zaten ben sana şu an
bunları meal olarak cevabını veriyorum. Sen ona işte 3, 63, 27, 9 bunları söyleyene kadar o ayetleri oku, ona göre tartışalım. Ben 3 tane ayet sana gayet bir şekilde, bir dakika. Sen diyorsun ki hem kitap bu konuları açıklayacak, Kur'an açıklayacak, evet açıklayacaktır. Ve Allah subhanahu ve teala diyor ki o onun yazdırdığı diyecek. Ondan sonra evet, başka bir ayette diyecek ki biz sana okutacağız diyecek. Daha sonra da başka bir ayette diyecek ki sen onu diyor elinle yazmıyorsun. Öyle olsaydı batılda olanlar elbette şüphe ederlerdi. Daha ne anlatsın size? Ümmiliği daha, öbür ayetler zaten ümmiliği kabul etmediğin için iki ayet daha var. Orada o sizin içinizden bir ümmi peygamberdir diye geçen ayet vardır. Ümmiliğin bir anlamı da okuma yazması olmayandır. Anadan babadan, anadan doğma eğitimsiz olandır. Budur yani, bu manası da budur. Ha, bunu kabul etmedin. Ümmi ne demek? Bak, okuma yazması. Ümmi. Bakın bakın. Dur bak, şunu bir açıklayayım da gözünü seveyim. Yavaş. Ben şöyle söylüyorum. Sen ümmiliği kabul etme. Yani ümmiliğin okuma yazma olup olmadığını kabul etme diyorum. Allah zaten ayetinde diyor ki sen onu yazmıyorsun diyor. Biz sana okutacağız diyor. Sen unutmayacaksın hangi diyor. Hangi ayet? O ayeti söyle bana. Ala suresi o 6. ayet. Bakabilirsin. Hangisi? Ala suresi 6. ayet. Numarası söyle bana. İsim söyleme abi. 87. Hangi? 87. mi? Sırada evet. Hangi ayet? 6. ayet. 6. ayet. Tamam. Bak ne diyor. Sen nukrikuke. Sana okutacağım. Felaten saha. Onu unutmayacaksın diyor. Tamam. Ondan sonra başka. 7'ye geçelim. İlla ancak maşallah. Ancak Allah diledi hariç. İnnehu gerçekten o. Ya'lemu biliyor. El cehra açı. Vela yahta gizliyi biliyor diyor. Burada okumakla alakalı bir şey yok ki. Nasıl okumakla alakalı bir burada şey? Burada şöyle bak, biz okutacağız derken bundan tamam. Sen nukrikuke, sana okutacağım diyor. Tamam, okuma yazma bilmeyen, bak abicim bak bak dinle. Okuma yazma bilmeyen bir insan okuyabilir mi? Bakın abicim, tekrarlıyorum. Bir çocuğu düşünün, tamam mı? Tamam. Şiir ezberletilmiş ve daha sonra da çıkıp bir yerde okuyor. Bunun okuma yazmaya evet, ihtiyacı vardır diyebilir miyiz? Adam birisi onu ezberletmiştir. Bak zaten Allah subhanahu aleyhi ve sellem çok güzel bir söz diyor. Ayetin anlamamız lazım. Diyor ki biz evet, okutacağız. Bundan sonra sen unutmayacaksın. Unutma gibi bir zafiyeti yahut bir aziyeti olmayan bir insandan bahsediyoruz. Anlatabildim mi? Allah subhanahu aleyhi ve sellem diyor ki biz sana onu okutacağız diyor. Yani illa bir insanın okuması için okuma yazma bilmesi gerekmez. Bir şey okumak için demiyorum. İnsanlara bir şey anlatması için bundan bahsediyorum. Bir insan şiir okuyabilir, okuma yazması olmasa da onu ezberleyip insanlara ne yapabilir? Birisi tarafından ezberleyip... Bir dakika, şunlara bir ayetlere bir sen cevap vermen lazım. Bak yine diyorum, Allah subhanahu teala burada da bırakmıyor. Diyor ki sen bundan önce diyor kitap okumadın. Sen bundan önce kitap okumadın. Bak ne diyor, sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen diyor onu elinle de yazmıyorsun. Şunu şöyle anla. Sen bundan önce İncil'i ve Tevrat'ı okumadın. Bunu anla. Ne kitap alakası değil, var? Yani niçin böyle bir şey? Bir dakika. Sen bunu ayetin neresinde gördün? Hani ayet yeter diyorduk. Ayetten başka bir şeyi kabul etmiyorduk. Yorum yapamazsın. Ya yorum değil. Sen bu kitap deyince şu andaki elimizdeki kitap ne? Dini kitap değil mi? Evet, Kur'an. Dini kitap. İncil nedir? Dini kitap mıdır? Evet. Zebur dini kitap mıdır? Evet. Tevrat dini kitap mıdır? Evet. Peygamber hangi ne kitabı getir? Dini kitap getir değil mi? Evet. Sen bundan önce dini kitap okumadın diyor. Allah, sen elinde Allah, de yazmadın. Allah, ben şunu söylüyorum. Gerçek manada şu an bana bunu dinleyecek bak, olan sen, bir dakika bak. Ayeti tekrar okuyorum. Bak diyor ki ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Bu hitap neye yapılabilir? Bu hitap kitaba, Kur'an'a yapılabilir. İncil'i yazma gibi bir imkanı var mıydı? Tevrat'ı ya da Zebur'u peygamberin. Bana bunun cevabını verebilir misin? Ya bundan sonra, zaten bundan önce, Kur'an'dan önce o Zebur'u, Tevrat'ı ve İncil'i bilmiyordu. Rabbim ümmilik dediğim bu. Bakın, ümmilik kavramı Kur'an'da yani kitabı söylüyorum. Bilmeyenler. Siz, bak ben şöyle söyleyeyim abicim. İsim neydi abi senin? Abdullah, Allah'ın kulu. Abdullah. Evet. Abdullah abi şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Normal olarak siz şimdi diyorsunuz ki Kur'an ayetleri apaçıktır zaten, açıklanmıştır. Kimsenin açıklamaya ihtiyacı yoktur. Ben de az önce sana ayet okudum. Bak dedim ki bu Allah'ın kitabından bahsediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Ve hitap peygambere.
Peygamber'e inen kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. Ve çok açık bir şekilde burada hitap peygamberedir. Ankebut suresi 48. ayette. Sen halen bunu diyorsun ki bu hayır İncil'e, Tevrat'a. Ankebut suresi numarayı söyle bana bakalım. Ankebut 48. ayet. Ve bununla da bitmeyecek. Ben sana birkaç daha birçok soru soracağım ve sen kendi inancına... Bir dakika inancına... Bana bitim acaba. Bu Ankebut 29. süre 48. mi? 48. evet. Ankebut 48. Gelelim abi. Yana künte tetlü min gablihi. Bundan önce sen okumuş değildin. Min kitabı, kitaptan. Ve la tuhattihu. Onu yazmış değildin. Bir yemin ki elinle, sağ elinle yazmış değildin. İzen la... Lertebe muhtilin, ortak koşanlar şüpheye düşenlerdir diyor. Tamam. Burada Rabbim şöyle diyor. Sen bundan önce kitabı okumamıştın ve eline yazmamıştın diyor. Tamam. Eğer böyle bir şey olsaydı diyor, ortak koşanlar diyor, şüpheye düşerdi diyor. Ayet bu zaten ayet çok güzel bir şekilde diyor ki ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Ve sen bak, onu bak. Elinle de yazmıyorsun. Yazmadığını söylediği kitap Kur'an'dır. Bak. Kitap Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dinle. Bak sana Arapçasını ve tek tek manası söyleyeyim. Veme değildin, künte sen olmuş değildin. Tetlu okuyan olmuş değildin. Min gablihi ondan önce. Min el kitabi kitaptan okumuş değildin diyor. Ve la tuhattibihu yani onu eliyle yazmış değildin. Bir yemin ki yemin ne demek? Sağ demek. Sağını yazmış değildin diyor. Tamam. İzen o zaman le ertebe şüphelenirlerdi. El mubtilun ortak koşanlar şüphelenirdi diyor. Tamam, bu ayetten ne anlamamız lazım? Bak diyor ki sen onu elinle... Bu da ne anlaman lazım? Bundan önce sen kitap falan bilmezdin. Dini kitap bilmezdin. Ve sen onu elinle yazmıyorsun. İncil, Zebur, ondan sonra bu dini kitapları bilmezdin. Subhanallah. Yeni bir kitap geldi, Kur'an-ı Kerim. Rabbim ortak koşanlar, şirk koşanlara uyarıyor. Bunu anlayacağız. Ama ümmi kelimesi... Neyse o zaman fazla tartışmaya gerek yok. Ben normal olarak bu konuları fazla üzerinde durmaya gerek yok. Ben ayetlerle sana bir normal olarak delillendirdim. Sen diyorsun ki bu hayır, bu kitap bu daha öncelerinden bahsediyor diyerek peygamber ümmi. Ya bak şimdi bir yere çekmeyelim. Şimdi sağa sola çekersek olmaz. Hayır zaten ayetin içinde zaten sana cevap veriyor ama sen bunu kabul etmiyorsun. Ya kabul etmem de sen şimdi ayetin başını okumadın sonra sadece... Ya lütfen aynı şeyler. Boş bak şöyle diyor. Allah diyor ki çok güzel bir şekilde bak. Allah subhanahu aleyhi diyor ki biz okutacağız bundan sonra unutmayacaksın. Bak daha ne dersin Allah subhanahu aleyhi diyor ki senin okuma yazmanınla alakalı bir şey söylemiyor. Ben sana şöyle bir söyleyeyim. Kur'an'dan bir tek ayet getirebilir misin peygamberin Kur'an'ı yazdığına dair? Bir tek delil. Kur'an'ın... Bir tek ayet. Eliyle yazdığını hala... Ya öyle bir saçma soru olur mu ya? Oku diyor, ikra diyor. Oku. Tamam. Ya illaki okunacak bir şey varsa o da kitaptır. Yazılmış bir kitaptır. Ya hayatta iki şekil... Peki yazılmayan bir kitabı okuyabilir misin? Ben yine bu galiba anlatmam aciz kalıyorum da. İki şekilde okuyabilirsin. Bir yazıyı okursun, bir ezbere okursun. Evet. Allah da Subhanahu Teala diyor ki biz okutacağız bundan sonra sen unutmayacaksın. Yani unutturulmayacaksın diyor. Peygamberin yazmaya vesaire ihtiyacı bile yok. Allah Subhanahu Teala zaten Ala suresinin 6. ayetinde bu senin cevabını veriyor. Daha ne desin Allah Subhanahu Teala? Tamam sen öyle ayetleri öyle anlıyorsun. Bu anlayıştır. Ben sana saygı duyuyorum. Elhamdülillah müslümanım. Şöyle bir dinle. Şoförün var. Sen de zengin bir adamsın. Şoförüne diyorsun ki pin arabayı sür. Sana şoförün diyebilir mi? Ben araba sürmesini bilmiyorum. Aynı şey değil. Ya ben sana tarif edeceğim sen sürecek misin? Aynı şey değil. Böyle saçma bir şey olur mu ya? Aynı şey değil abi maalesef. Ne alakası var? Maalesef. Diyorsun ki, bir şeyin iki anlamı... arabayı sür. Abiciğim, güzel abiciğim. Bir şeyin iki anlamı olursa iki anlamda kullanılabilir. Bir okumak dediğim gibi iki şekilde de oluşabilir. Örnek olarak gelin dersin bir damadın gelini olur bir de çağrı olarak gelin olur. İki şekilde kullanabilirsin. Ama senin sür dediğin bir şey eğer iki şekilde olabilirse evet iki şekilde de iki manaya getirilebilir. Allah yine sana söylüyorum. Ayette diyor ki bak yine söylüyorum, tekrarlıyorum. Biz diyor okutacağız. Bundan sonra sen unutmayacaksın. Daha niçin okuma yazmaya ihtiyacı olsun peygamberin? Bana bunun cevabını ver. Ya öyle bak şimdi ben şunu bunu bilmem. Burada ümmi kelimesi Arapça'da kitabı bilmez demek. Tamam mı? Ben şimdi böyle sağdan soldan ben net tane tane konuşan birisiyim. Ümmi kelimesi kitabı bilmez demek. Yazma okuma ile alakalı bir şey değil. O peygamber hakarettir. Aklına hakarettir. Hiç. Onun felsefesine hakarettir. Onun
ayakta durduğu tevhid inancına, Allah'ı birliğine atar etti. Diyeceğim bu kadar. Tamam. Ben sana bir soru sorayım. Dinliyor musun? Buyur. Kelime-i şehadet getiriyor musun? Evet. Peki la ilahe illallah ne demek abi? Allah'tan başka ilah olmadığı. Allah'ın birliği anılıyor değil mi? Evet. Sen niye elçi yanına sokmak ihtiyacı duydun? Ben Allah'tan başka bir Allah olarak Resulullah mı söylüyorum? Ama Allah'ın tekliği anılıyor. Allah subhanahu aleyhi başka bir ilah mı olduğunu söylüyorum. Allah'ın tekliği anılıyor ayette. Neyi? Allah'ın birliği, tekliği anılıyor. Tamam, Allah subhanahu ve teala'dan ben de sana ne diyorum? Yani burada ne? Şirk mi diyorsun mesela buna? Mi? Buna şirk mi diyorsun? Şirk abi. Tamam, niçin şirk olduğunu bize açıkla o zaman. Açıklayayım bak şimdi. 39 Zümer suresini aç abi. Açıyor musun? Tamam, sen oku, ben işte bakacağım. 39, yani görmen için, yani şahit olman için. 39-45. Zümer 45. Ve izâ zükirallâhi vahdetû. Allah bir tek anıldığı zaman. Eşmeezzet kulûbüllezîne lâ yu'minûne bil âhireti. Ahirete inanmayanlar kalpleri ürterir. Ve izâ zükirallezîne min dûnihî. Onun peşi sıra anıldıkları zaman. İzâ hum yestekşirûn. Onlar sevinirler diyor. Tamam. Kur'an'da Allah'ın birliği anılırken. 29 ayette bir dakika, bir ayet şimdi bize de düzgün anlayalım, tamam mı? Allah subhanahu ve teala ayetinde kendisinden başkalarını anarken kendisinden başkalarını kendi vasıflarıyla anmaktan bahseder. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olarak ve dinin temel öğretisi olarak biliriz. Ben onu ilah olarak anmıyorum. Burada bir dikkat et. Şirk nedir? Allah'ın vasıflarını başka bir şeye vermektir. Ben sana birkaç daha soru soracağım da şimdi sizin ne konularda kendinize... Allah'ın vasıfları verilmemiş mi? Neye verilmiş? Haram kılma yetkisi yok mu? Evet, var. Nerede var? Haram kılma yetkisi var. Çünkü Allah subhanahu aleyhi ayette söylüyor. Kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimselerle ve Allah'ın ve onun Resulünün haram ettiğini haram etmeyenlerle ve hak dini din edinmeyenlerle onlar küçük düşüp cizye yerleriyle verinceye kadar savaşın. Bak, Allah'ın ve onun Resulünün haram ettiğini haram etmeyenlerle diyor. Kim nasıl kılıyor? Nasıl haram kılabiliyor? Allah subhanahu ve teala ayetinde zaten o size temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar diye Allah ayetinde zaten biliyor. O size neyi verirse kimin alın. Kimin izniyle haram kılar? Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle değil mi? Evet. Bana Kur'an'da haram olan gıdalar söyleyebilir misin? Leş, kan, domuz eti ve Allah'ın adını anılmayan hayvanlar. İçki var bir de. İçki? Evet. 4 tane. Bundan başkası var mı? 5 tane. İçki de var. Bundan başkası var mı? Zaten Allah subhanahu teala ayetinde diyor ki o size temiz olan şeyleri helal, pis olan şeyleri haram kılar. Allah'ın Resulüne burada bir yetki verilmiştir. Zaten o yetkiyle istediği şeyi temiz olarak gördüğü şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Bunu zaten açıklamaya gerek yok. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Allah subhanahu ve teala şirk koşmayın dediği zaman Kur'an'da bir tane mi şirk, putlardan mı bahsetmemiz lazım sadece? Hayır. Birçok bu kavrama ne giriyorsa onları normal olarak şirk olarak görürüz ve onu işi yapan insanları müşrik olarak deriz. Allah'ın Resulü de bu konu hakkında tamamen neyi temiz olarak görmüşse onu helal yapmış, neyi de pis olarak görmüşse onu haram yapmıştır ve buna şahit olan sahabeler de kağıda yazıp bugüne kadar naklede gelmiş. Yani sen bunları normal olarak 3-5 tane şu var mı? Peki o zaman ben sana şöyle bir ayet okuyayım. Bir dakika abi, geçme hemen. Tamam dur, aynı ayet ben sana şöyle okuyacağım. Sen mesela diyor ya. Allah subhanahu aleyhi ve sellem göre normal diyorsun ki Allah işte sadece sizi şunları haram kıldı diye. Ben de aynı benzeri bir ayet okuyacağım. Ona bir cevap versen inşallah. Şimdi Allah ayrı haram ediyor, Resul ayrı mı haram ediyor? Allah'ın Resulü haram ettiği zaman Allah ondan razıysa ne âlâ. Razı değilse onu uyarır zaten. Bu kadar net. Yani Allah'ın Resulüne sadece ayet. Sadece şimdi ayetlerle... Orada ve bağlacı var değil mi? Bu ayette ve bağlacı. Ve bağlacı ayrıcı mı, birleştirici mi? Ayrı, normal. Allah'ın ve onun Resulünün yok, haram ettiğini haram etmeyenlerle. Allah elçisiyle Resul haram kıldı diyor orada. Allah ayrı haram kılıyor, elçi haram kılıyor, ayrı haram kılıyor. Öyle anlamayın. Bakın, Allah siz şunu yapıyorsunuz. Kıldı. Bakın. Siz Allah'ın Resulünü, Allah'tan ayırmanıza gerek yok. Allah'ın peygamberi, Allah'ın elçisi o zaten. Ben şöyle bir şey söyleyeyim sana.
Şimdi Azrail normal olarak mesela ne yapar? Ölüm melekleri can alır. Doğru mu? Azrail diye bir şey yok. Azrail tamam, diye, Azrail diye bir şey yok. Tamam, tamam. Tamam, ölüm meleği. Tamam, ölüm meleği. O şey etmeye, takılmaya gerek melek yok. Melek deyince ne anlıyorsun? Tamam. Sen melek deyince yani yani şimdi konuyu dağıtma. Normal bir konuya bir girersek daha iyi olur. Allah'ın melekleri normal olarak ölüm melekleri. Ne yapıyor? Can alıyor. Doğru mu? Bunu neyle yapıyor? Allah'ın normal olarak onlara emriyle yapıyor. Değil mi? İzniyle. Allah'ın izniyle. Çok güzel. Allah'ın izniyle. Heh. Allah'ın Resulüne de böyle bir hükmetme yetkisi vermişse sen bunu niçin eleştiriyorsun? Şimdi normal diyorsun ki yani Allah subhanahu teala sadece leşi, domuz etini ve Allah adına kesilmeyen hayvanı haram etti diyorsunuz değil mi? Aynen. Peki içki ne? Mesela içkiyi de haram etti. Tamam, içkiyi de haram etti. İçki sence o içecek bir gıda değil mi? Bak, içki haram demiyor. Orada bir isim vardır diyor. Orada bir günah vardır diyor. Ha, içkiyi haram değil haram yani. Ayrı. İçilebilir yani. Bak, içki katma. İçkiyle oradaki Allah'ın saydığı leş, ama... kan, akıtılmış domuz, akıtılmış kan, domuz Hı-hı. eti, leş. Hı-hı. Bir de Allah'tan gayrı helal adak adayanlar. Anlatabildim. Tamam. Diyelim ki ben sana adak atıyorum. Bir kurban keseceğim. Tamam. O haramdır. Anlatabildim mi? Tamam, içkiyi niye katmıyorsun? Şey şimdi ayette diyor ki sadece size bunlar haram kılındı. Peki içki haram kılındı bir de. Bunu haram, niçin orada, katmıyorum? Bak, içki niye katmıyorum? Bak, orada kelimeyle siz aldanıyorsunuz. Güzel aldın. Orada ne diyor? O içkide, hamurda şey var diyor. Ya büyük bir isim vardır diyor. Kumarda, paloklarında. Bunlar kumar, paloklar, dikili taşlarında şeytani ameldir diyor. Şeytani anlatabildim mi? Şeytani tamam. Yani sana ama göre içki haram değil haram, mi abi? Onu bana bir söyler misin? Haram ayrı bak, kavramlar ayrı. Allah orada apaçık haram diyebilirdi. Ama içki o kadar haram değil. Yani içende sıkıntı olmaz. Günahkar tutmayana... olur ya, bunu böyle anla. Ne olur? Günahkar olur. Günahkar olması günahkar için olur. Haram olması lazım. Şimdi bak, haram var şimdi. Ya, düşüncemiz çok farklı. Onun için dedim ya, yani Arapça bilsen. Arapçayla hiç alakası yok bu meselenin. Ben sadece sana şunu söylüyorum. Bir insan günaha girdiğini söylemen için o insanın yaptığı şeyi haram olarak adlandırman lazım. Bunun aksini söylüyorsan da buyur bana açıklamasını yap. Şimdi bak, ben Allah'ın Allah adıyla ben şu haramdır şu helaldir deme hakkım yok. Kur'an'da ne geçiyorsa onu söylerim. Tamam. Ben ayrı kafamdan hiçbir şey onu uyduramam. O Allah'a bak sunuyorum. O zaman ben sana Kur'an'dan bir ayet okuyayım. O zaman sen buna göre sadece bunlar haram olarak kabul et. Bir ayet okuyorum ben sana. Diyor ki Allah subhanahu aleyhi ve sellem, de ki diyor Rabbim size sadece fuhşu, açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir delil indirilmemişken Allah'a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a söylemenizi haram kıldı. Allah sadece öyle. Bunları mı bize haram kıldı? Haram bak, Allah'a karşı bilmediğin şeyleri Allah'a yalan uydurmaktan sen size haram Araf kıldı. Suresi, Araf 7. sırada Araf suresi 33. ayet aç. Bak, Allah subhanahu teala burada resmen diyor ki, de ki diyor Rabbim size sadece fuhşu yani kötülüğü, açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir hangi delil indirilmemişken Allah'a şirk koşmanızı. Araf suresi hangi ayet? 33. ayet. Şimdi Allah subhanahu teala bu ayete göre sadece bunu haram kıldıysa o zaman senin dediklerini niye haram kılmış? Sadeceden anladığımız bu muymuş? Bak, karıştırıyorsunuz. Orada bak abicim. Tamam o zaman gıdayı da bıraktık. O zaman bu ayete göre bunlardan başka haram yok. Bak yani, gıdayla alakalı konuşuyoruz. Ben sana şimdi ben burada şey abi bak evri çevirmiyorum. Bak ne diyor? Buyur, evri dinle, çevirmiyorum. Ancak, bak dinle. Bak güzel abim. Buyur. Bak ne diyor 33. ayet. Kul de inneme ancak harama Rabbiye. Rabbim haram kıldı. El fahişeyi, çirkinliği, fahişeliği. Ne zahara minha onlardan görüleni. Ve mebatana gizlisini. Ve isme, isim. Bak buradaki kelime hamurda yani o içkide de isim kelimesi geçiyor. Ve isme, günahı. Ve bagiye, azgınlığı. Bir gayril hak, haksızca. Ve en tüşrikü billahi, Allah'a ortak koşmanızı. Me'lem yünezül bihi sultan, delil indirmediği şeyleri ortak koşmanızı diye Allah size haram kıldı diyor, haram. Tamam. Bunu böyle anla. Ve en sebulü alem, bak. Rabbim size sadece diyor bak Ali dikkat Allah, et. Allah'a karşı bilmediğinizi söylemenizi size haram kıldı diyor. Ayetin başında burada sadece söyleme... geçiyor mu? Ne? Ayetin başında sadece geçiyor mu geçmiyor mu? Bak, Rabbim size sadece fuhuşu. Bak abi inleme ancak sadece değil mi? Ancak diyor. Ya fark eden ne? Fark eden ne? Ancak bak, ne? Sadece ne?
Gözünü ancak seveyim. Niye? Şu, bak, aynı Allah Subhanahu Teala ayetinde şunu söylüyor. Onlar diyor hani kelimelerin yerlerini değiştirirler. Dükerler ve kitaptan olduğunu zannedersiniz diye. Aynı şeyi şu an sen kendin yapma. Kelimeler zaten yerinde be güzel abim. Kelimeler zaten yerinde. Bu sizin tefsir kitapçıları kelimeler tam tersine attı. Hayır ben şu an zaten sana kelime, ya Arapça kelimelerin manalarına şu an karşıma sıkıntı yok. Sen onları şey yapsan istediğin kadar Arapça biliyorum vesaire bilmiyorum ama gitsen de ben burada zaten kelimelerin hemen karşıtlarını okuyabiliyorum. Ben burada ayette kısa ve öz. Hiç çevirmeye gerek yok. Allah diyor ki Araf suresinin 33. ayetinde Rabbim size sadece fuhşu, kötülüğü, açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir delil indirilmemişken Allah'a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a söylemenizi haram kıldı. Peki adam birisi dese ki bak bu ayete göre sadece bunlar haram kılındı dese. Peki sen soru faiz haram mı? Haram. Suçsuz yere bir mümini öldürmek haram mı? Haram. Sen göre zaten içki sıkıntı değil zaten haram değil diyorsun normal olarak. Bak abicim anlayışınız bu diyorum sizin. Allah Subhanahu Teala bir yerde bir şey söylüyorsa gıdayla bak gıda orada Allah abicim, gıdayla alakalı. Faiz haram faiz kılıyor. Gıda mı? Faiz gıda mı? Adam öldürmek faiz, gıda mı? Faiz günah diyor günah. Abicim güzel abicim bu ayete göre sadece dediğine göre bu ayettekiler haram olması lazım. Ama Allah bir yerde mümini kasten öldürmeyi ebedi cehennemlik olarak görüyor. Biz de diyoruz ki Allah Resulüne siz diyorsunuz ya hani işte Allah sadece kan, leş, domuz eti ve Allah'ın adı anılmadan kesen hayvanları yasakladı diyor. Bundan başka haram yapan... Biz de diyoruz ki bir dakika bakın. Bu ayet var. Bu ayete rağmen bak içki var, kumar var, zina var. Bunlar haram kılınmış. Aynı sizin dediğiniz o gıda meselesine de Allah Resulü diyor ki... Allah Subhanahu Teala diyor ki Resulü o size temiz olan şeyleri helal, o pis olan şeyleri de haram kılınmış. Yani Allah Resulüne zaten böyle bir yetki verilmiş genel bir yetkidir. Daha da fazlası var. Yani o size neyi verdiyse alın, neyden nehyettiyse, yasakladıysa onu bırakın. Daha ne desin? Allah Resulüne itaati tamamen müminlerin üzerine farz kılmış. Ona itaat olmazsa Müslüman olamazsın zaten. Bu kadar ne? Bak, o kadar ayet var. Ben şöyle okuyayım abi. Bir dakika abi, ben bitireyim. Sen 32 okudun ya. Bir dakika bitireyim. Bitireyim. Bir de 32'yi oku abi. 32'yi bir oku. Arap suresi 32. ayet. Abi oku tamam sen oku ben şu an şeyini dinleyeyim. Daha sonra da şu Resul'e itaatle alakalı sizin anladığınız gibi olmadığını, Kur'an'a itaat olmadığını onu açıklayayım inşallah. Buyur oku. Şimdi ben hadislerde altının haram kılındığını görüyorum. Haram kılmıştır altın. Haram mıdır abi? Abi senin inancına göre altın biriktirmek cehennemlik olmaktır. Ayetler de öyle söylüyor. Sen inancına göre ne diyeceksin bunlara? Orada kişilerden değil, rahiplerden, din adamlarından bahsediyor. Yok, nereden bahsediyor? Bir de altın ve gümüşü hazine... Bir dakika, sen rahiplerden olduğunu nereden çıkarttın? Ben sana ayetleri okuyorum. Bir de diyor Allah subhanahu teala altın ve gümüşü hazineye doldurup, onları Allah yolunda sarf etmeyenlere bu yüzden acıklı bir azap ile müjdele diyor. Başka bir ayette ise diyor ki... Orada o gün... ayetler, bak. Bir dakika bak, abicim, bir dinle ya. Bir dinle, ondan sonra sen cevabını ver inşallah. Allah subhanahu teala diyor ki, o gün o altın ve gümüşlerin... Üstü cehennem ateşinde kızdırılacak da bunlarla alınları, yanları ve sırtları da alınacak diyor. İşte bu kendi canınız için saklayıp biriktirdiğiniz şeydir. Haydi şimdi tadın bakalım şu biriktirdiğiniz şeyin tadını. Aynen doğru. Bunlar, demek ki altın ve gümüş senin inancına göre biriktiren bu hallere gelmesi lazım. Sen bunu aynı şekilde yanlış olduğuna dair bana ayetle cevap ver. Buyur. Hangi ayet o? Tevbe 34 ile 35. ayet. Sen onun cevabını ver. Ben de o Allah ve Resulüne itaatle alakalı şeyleri şey yapayım. Bir de birkaç şey daha soracağım. Bayağı bir şey soracağım. Yani siz gerçek manada yani Müslüman falan değilsiniz. Yani şu an inandığınız, iddia ettiğiniz kitaba bile bağlı değilsiniz. Ya şimdi bak durduk yere iftira ediyorsun. Yok. Ben sana mesela tağutla alakalı bazı şeyler sorayım. Bu, tağut ne demek? Allah'a karşı haddini aşmış her şeydir. Ben şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Sen şimdi bu devletin mahkemelerine gider misin? Ben gitmem. Niye gitmezsin? Güvenemiyorum. Allah'ın Nisa 60. ayetinden dolayı gitmiyorsun. Ya da Nisa 65. ayetinden dolayı gitmiyorsun. Bu anayasaya da güvenmiyorum. Bak. Şimdi anlayamıyorsun sen beni. Ben bu anayasaya da güvenemiyorum. Anayasaya güvenmemem benim için önemli değil. Benim için Kur'an'a bağlı kalıp bağlı kalmaman önemli. Ben Allah'ın bütün Kur'an'a göre gidiyorum. Kur'an'da ne varsa Allah'ın emridir. Allah'ın şartıdır. Haramsa haramdır. Helalse helaldir. Tamam abi o zaman senin inancına göre normal bu devlete askerliğe gitmemen lazım. Çocuğunu da göndermemen lazım. Ben zaten Müslüman olalı 5 sene oldu.
Tamam. Daha önce ben Müslüman değildim. Ben zaten Müslüman değildim daha önce. Ben tamam, anladım. Şu an mesela askere gider misin mesela? Tağuta askerlik yapar mısın? Gitmem. Giden ne olur mesela sana göre? Ona o kendi bilir. Ben bir şey söyleyemem. Kafir olmaz mı? Ya abim, zaten Kur'an'ı okuyup kafir olanlar da var. Ne? Kur'an'ı okuyup da kafir olanlar da var. Hayır hayır, normal. Tağut askerlik yapan bir kişi kafir olur mu olmaz mı? Ben o hakkında, o konuda bir şey konuşamam. Tağut azan, azgınlık yani aşırı giden. Şu anki sistem tağutu bir sistem midir? Şu anki sistem Allah'a karşı gelen sistem. Tağutu bir sistemdir, kısa da olsun. Mahkemelerine yani git. Bak dinle. Dinle kandırma var, faiz var. Dinle para kazanma var. Ya Allah'ın helal dediğini haram demiş, haram dediğini helal. Birçok pislik var. Kısa böz Allah'ın karşı yani, haddini aşmış. Tağuti bir sistemdir. Doğru mu? Doğru. Peki sen bu devlete askerlik yapan bir insana Müslüman mı dersin, kafir mi dersin? Ben birisine kafir veya müşrik, ona Müslüman, yani ben o deme hakkım yok. Allah subhanahu ve teala sana diyorsun ki ayette ne diyorsa ben öyle diyorum. Ayette Allah subhanahu teala Nisa 76'da diyor ki iman edenler Allah yolunda savaşırlar, kafirler ise tağutun yolunda savaşırlar. Daha ne dilsin? Ben kimseyi yargılayamam. Allah yargılar. Din gününün sahibi Allah'tır. Ben anladım. Bir şey diyemem. O konuda karışamam. Tağut dediğin azgın, Allah adıyla kandıran, dinden para kazanan, milleti kandıran, yani cehenneme götüren insan olur. Bu kadar basit. Anlatabildim mi? Anladım. Peki şöyle bir şey sorayım Abdullah abi. Mesela Kur'an'da şöyle bir şey geçer. Mesela iftira, normal olarak iffetli bir kadına iftira 80 sopa, zina edenler 100 sopa, işte hırsızlık yapanın eli kesilmesi gibi bu tür cezalardan bahsediyor. Şimdi normal olarak sen bunları uyguluyor musun abi? Böyle bir sistem mi var? Böyle bir sistemin olacağına dair senin Kur'an'dan ayetin mi var? Ben tek başıma bu sistemi değiştirebilir miyim? Ama sana Müslüman olarak Allah subhanahu teala hitap ediyor. Öyle bir sistemin olup olmayacağından bahsetmiyor. Buyur. Abicim, anlayamadığın şey nokta var. Daha önce kurulmuş bir sistem var. Kutperestlik sistemi. Abicim, ben sana ayetten, sen Kur'an'dan başka bir şeyi kabul etmeyen bir insansın. Ben de diyorum ki sana, sen bunları tatbik etmek zorundasın. Aksi halde Maide 44'te karşı karşıya geleceksin. Zorunda olduğum için seninle tartışıyorum. Hayır hayır. Şu an sen mesela birisi eğer senin çevrende, bir dakika, Müslüman olarak bildiğin bir insan eğer hırsızlık yaptıysa... Anneme, babama, kardeşime, arkadaşlarıma tebliğ ettim. Beni deli dediler. Dinden çıktın dediler. Sen cehenneme gittin dediler. Ben dışlandım. Abicim, ben sana çok net bir şey soruyorum. Diyorum ki sen çevrende Müslüman olarak gördüğün insanlara bu cezaları tatbik etmek zorundasın. Çünkü Allah direkt namaz kılın, oruç tutun, zekat verin dediği gibi hırsız kadın ve erkeğin elini kesin veyahut iftira, iffetli bir kadın iftira attıysanız 80 sopa yahut zina ettiyse 100 sopa vurun diye bunları söylüyor. Sen bir Müslüman eğer bunu yaptıysanız sen bunu uygulamak zorundasın. Doğru mu? Öyle. Doğru. Ha, doğru. Bunu yapmadığın takdirde hangi ayete muhatap olursun? Maide 44. ayete muhatap olursun. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenidir. Kafirlerin ta kendisidir. Senin aynen, inancına doğru. Göre konuşuyorum. Katılıyorum. Bitti. O zaman sen bu konu hakkında eğer tatbik etmezsen çevrende kafir olmuş olursun. Doğru mu? Burada biz aslında azınız. Yani az topluluk var. Bizim gibi 3-5 kişi yani. Toplasan. Tamam. 3-5 kişi ne olursa olsun. Senin Müslüman olarak bak. Ben senin inancından bahsediyorum. Senin inancın buraya getirecek insanı. Biz diyoruz ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ölçü olarak biliriz. Allah'ın bize gösterdiği ölçü. Çünkü o devletini kurdu. Devleti kurduktan sonra bunları tatbik etti. Ama siz bunları kabul etmediğiniz için otomatik olarak şu an bunları tatbik etmek zorundasınız. Yapmazsanız eğer Maide 44. ayete muhatap olacaksınız. Allah indirdiyle kim hükmetmezse kafirlerin ta kendisidir diyerek kendinizi tekfir edeceksiniz. Ben sana şöyle de söyleyeyim. Yani o yüzden huzursuz bir insanım. Yani ben hayatımda zevk alamıyorum. Çünkü yanlış yani usulle gidiyorsunuz. Yanlış usulle yani gidiyorsunuz. Yanlış, bak yanlış, ben sana Abdullah abi daha birçok soru soracağım. Sen bunları bana anladığın Kur'an'dan cevaplayamayacaksın. Allah hacdan bahseder. Hac gününden bahseder. Bana hac gününün hangi gün olduğunu bana Kur'an'dan, ayetten cevaplayabilir misin? 4 tane haram ayı var. 4 tane haram ayda hac günleri en sonda gider. Hangi ayda gidersin? O haram ayları da bir sana zahmet bir ayetlerden bir çıkart bakalım. Hangi aylarmış? Onları da cevaplandırırsan. Ya şimdi o konulara girmek istemiyorum. Senin daha başka konularımız da var. Abicim ben dünya nasıl bu konulara girmek istemiyorum? Sen bu konularda çelişirsin kendinle. Zaten cevap veremeyeceksin. Ben seninle şu anda şeyle tartışmak istiyorum. Bu sizin inandığınız bu
şey var ya, hadisler madisler. Ve aslında ben bunu senin bir inandığın bir şu an bir din, kaçmana gerek yok. Bak şu an kaçıyorsun, farklı bir şey değil. Ben yok, sadece sana alakası diyorum yok. ki hac gününden bahsediyorsa Kur'an bana hac gününü ayetlerden göster. Haram aylardan bahsediyorsa Kur'an haram aylardan göster. Cuma namazı var diyorsun. Kılıyor musun cuma namazı? Cuma namazı kılıyordum ama Allah'a ortak koştukları için gidemiyorum. Gidemiyorsun. Cuma namazı var mı? Cuma namazı var. Cuma namaz dediğin nedir? Bir de Talaklı mı? Arapça biliyorum diyorsun ama cuma namazı cuma suresinde yoktur. Cuma namazı diye bir şey. Hadi onu göster bize. Orada namaz değil zaten. Bir kere onu kapanıp çalışmıyor. Bak orada haçta o cuma dediğin salat cuma, toplantı günü. Yomin cumaati, toplantı günü. Namaza çağrıldığınız zaman, bak diyor ki namaza çağrıldığınız zaman icabet edin. Cuma günü biz 5 vakit namaz kılıyoruz. Hangisi? Herhangi bir günde gidiyorsun işte, toplantı gününde gidiyorsun. Abi orada ya nerede yazıyor toplantı günü? Nerede yazıyor toplantı? Biz 5 vakit cemaat ya, namazı kılabiliyoruz. Cuma bak, yevmin cumaati ne demek? Yevmin cumaati ne demek? Tamam. Toplanma günü demek değil mi? Özellikle bir toplanma günü olduğunu nereden? Zaten biz 5 vakit toplanıyoruz. Onlardan birisi olabilir. Sen nereden cuma namazı diye çıkarttın ki buradan? Cuma namazı zaten salat geçiyor. Namaz, şimdi namaz Farsçadan geçen bir kelime. Ya ben sana namazın nereden geçtiğini kelimesi sormuyorum. He, neyi soruyorsun abi? Ben sana cuma namazını göster diyorum. Kılıyorsun ama cuma namazı Kur'an'da yok ki. Nerede var? Ben zaten kılmıyorum, ben kılamıyorum. Tamam ama az önce var diyordun. Cuma gününde salata çağrıldığınız zaman salata gidin diyor. Tamam, cuma günü 5 vakit namaz kılıyoruz. Hangisi? Belki de bir tane ben, vakittir. Herhangi bir günde Allah belirtmediyse, o size bıraktıysa sen bileceksin onu. Sen bileceksin. Allah sabah akşam namazını söylüyorsa, bunu söylemediyse sana bırakmış. Toplantı gününde salata çağrıldığı zaman gidin diyor. Bu kadar basit. Toplantı gününde çağrıldığı zaman müminler bir araya gelin, orada taraflaşın. Tamam işte, ben de sana diyorum ki bak ne güzel diyorsun. Bak az önce hac gününü daha açıklayamadın. Haram aylardan bahsediyorsun. Diyor ki Allah subhanahu, o gün diyor savaşmak büyük bir günahtır. Büyük günah olan haram ayları Allah subhanahu teala niye açıklamamış kitabında? Sen bak karıştırıyorsun kitabında? Bak güzel abim. Daldan dala atlıyorsun. Bir konuda gidelim, sonuna gelelim. Tamam, hemen, sorularımı bir cevaplandır ama. Ben sana hadislerden soracağım. Sen hemen değiştiriyorsun konuyu. Yani bir taktik uyguluyorsun güzel abim. Sen yine hadislerden sor. Ama benim bu sorularım bitmeden sen bana soru sorman biraz olayı kaynatmak olur. Başka bir şey olmaz. Ya, sen bana ya, bir haram ayların bir cevabını verir misin? Buyur. Haram aylarda... Haram aylarda, o aylarda avlanma, adam öldürme, savaşma haram diyor. O aylarda, o aylar çıkınca savaşabilirsin. Hangi aylar? Bir Kur'an ayetlerinde hangi aylarmış? Onları bir açıkladıysa bir oku da ayetlerden. Dinleyelim. Ben şimdi ben nereden bileceğim haram ay hangisi? Ben avlanmayı neye göre yapacağım? Yani savaşı neye göre erteleyeceğim? Sen o peki, ayeti oku. Sen orucu hangi aya göre tutuyorsun? Ramazan. Ramazan. Hangi ayda? Şu an sayısını bilmiyorum. Ramazan'da tutuyoruz. Ya Allah şu Allah ayların şeyin hangi sisteme göre belirlenmiş? Ay sistemine göre değil mi? Tamam. Hilallere göre mi? Tamam, doğru. Sen orucu hilallere göre tutuyorsun. Tamam. O hangi aylar oluyor güzel abi? Abim ne sorduğunu sen kendin biliyor musun acaba? Ben bir merak ediyorum. Bir ayı bak, sen anlayamıyorsun. Hilaller hangi aylarda çıkıyor? Abi ayların sonunda çıkar. Her ayın bir sonunda yeni bir aya döner. Peki sen o zaman orucu hangi aya göre tutuyorsun? Ramazan ayına göre. Hangi ay o? Abim Ramazan ayı. Hangi ay? Ağustos mu? Eylül mü? Ekim mi? Hangi ay? O denk gelmez. Durmadan değişir. Ha bak ne diyorsun? Ha denk gelmez diyorsun. Niye göre o tutuyorsun? Niye göre o tutuyorsun? Abicim ben Ramazan ayına ben hicri takvime göre orucumu tutuyorum. Ha. Ya çok net bir şey sordum. Sen onun bir cevabını veremiyorsun. Şu an durmadan oradan oraya atlıyorsun. Ayette apaçık geçmiyor mu haram ayların hangisi ha olduğu? Abdullah abi. Bir hadi söyle, bir haram aylardan bir bahset. Apaçıktı kitap. Haram aylar haç. Haç da hilallerde bellidir. Bakara 187'ye okursun. Ha orada şeyleri bakarsın öğrenirsin. Bakarsın öğrenirsin. Böyle mi ilim konuşacaksın? Ya sen o oradan atlıyorsun. Sabit bir şeyde gitmiyorsun. Abim ben senden delil istiyorum. Diyorum ki haram ayların hangi ayette geçtiğine dair Allah açıklamamış mı diyorum. Bak, yoksa peygamberi Resulüne mi bırakmış, açıklanmış? O ona mı normalde zaten o görevi Kur'an vermiş? Kur'an açıklamış. Kur'an, elçi Kur'an'la amel etti. Bunu bir kere alın kafanıza sokun. Güzel kafamıza tamam sokalım. Sen bize haram ayları söyle, onları da kafamıza sokalım.
Bak sana hac gününü de söyle, bir hac gününü de söyle de insanlar hangi gün hacca gideceklerini bilsin. Hac gününden de bahsediyor ayette. Bir onlara da bir açıklarsan, hem hac gününü hem de haram ayları. Buyur, senden cevap bekliyoruz ayetle. Açıklamalara ihtiyacımız ayet yok yani. Bak şimdi sana okuyorum. Şu anda 188. İkinci sure, Bakara suresi 188. ayeti aç. Yela tek kulu yemeyin envel hüküm mallarınızda. Mallarınızı yemeyin. Beyin hüküm aranızda bir batili batılla yemeyin. Ve tutlu vermeyin bihe onları ilel hükkâni. Hakimlere, yöneticilere vermeyin. Bir tek kulu yemeleri için terikan bir grubun yemeleri için. Minen envelin nâs insanın mallarından. Bir ismi günahla ve entum ta'lemun bile bile günahla insanların mallarını yöneticilere rüşvet olarak vermeyin diyor. Şimdi gelelim. Yes'elûneke anil ehilleti. Sana hilallerden sorarlar. Kul hiye mevâhidu linnâsi. İnsanlar için vakitlerdir. Vel haççi. Haç için. Anlıyor musun? Tamam. Ve leysel birru. İyilik değildir. En bi en tek tü buyute. Evlere girmeniz zuhurihi arkasında. Burada işte peygamberimize yapılan o Arapların şeyleri var. Orada ayette söylüyor. Burada açık ve net söylüyor. Yes'elûneke anil ehilleti. Sana hilallerden soruyorlar. Ayın hilallerinden. Hiye o mevâbüdü linnâs. İnsanlar için vakitlerdir. Tamam. Vel haccî. Hac için. Bu kadar basit. Sana hilallerden soruyorlar. De ki o insanlar için vakitleri ve hac zamanını bildiren bir vakit ölçüsüdür. Allah razı için. Hicri takvimde kaç tane kaç tane ay var? 12 tane var. Tamam. 12 tane. Evet. O zaman her ayın şeyinde yapılabilir mi demek istiyorsun? Her ayın şeyinde değil. Peygamber hangi döneme geldiyse o dönemde yapmıştır. Biz bilemeyiz. Bilemeyizse hiçbir zaman hac yapamayacağız. Neyi? Bilemiyorsak hiçbir zaman hac yapamayacağız yani. Abi yapacaksın. Ne Kur'an açıklamış diyorsun. Bana bir açık bir şekilde hacın ne zaman yapılacağını bana şey göster. Diyorsun ki sana hilallerden soruyorlar. De ki o insanlar için vakitleri ve hac zamanını bildiren bir vakit ölçüsüdür. Hac zamanını bildiren de tamam ama hangi hac? Hac zamanını bildiren. Yani insanların belirlediği ayda. Peygamber o dönemde hangi ayda gittiyse o ayda. Kendi kendinle çelişiyorsun. Şimdi senin yorumunu ben kabul edeceğim mi? Peygamberden gelen rivayetleri kabul ederim. Onları kabul ettiğim zaman müşrik oluyorum ama senin yorumunu kabul ettiğim zaman Müslüman oluyorum. Öyle mi? Ya beni kabul etme güzel abi. Kur'an'ı aç, Kur'an'ı oku, anlıyorsun zaten. Tamam abi, ben sana soru sorayım. Kur'an'a bir ayet çünkü sordum. Sen de diyorsun ki bu kitap apaçık bir kitaptır. Biz de diyoruz ki bu kitap Allah Resulü evet açıklamıştır. Allah açıklamıştır ve Resulü ile de açıklamıştır. İki şekilde de açıklamıştır diyoruz. Şu an ben şunu söylüyorum. Onlar diyor kötü bir şey söylemedik diyerek Allah'a yemin ederler. Onlar o küfür kelimesini kesinlikle söylediler diyor ayette. Burada bu bir küfür kelimesinden bahsediliyor. Bu küfür kelimesini bir açıklar mısın? Ben şu Yusuf suresi 111. ayeti ben sana okudum. Hiç üstü üzerine düşündün mü? Abicim ben zaten Kur'an'ın Allah tarafından açıklandığını ve Resulüyle de dinini açıkladığına iman ediyorum. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala diyor ki başka bir ayetinde. O ay sen iman etsen, iman etsen bir kere Allah'ın abicim, orada Kur'an'da sizin ne dediği hadislere inanmazsın. Ben o ayetleri okuyacağım. Ondan sonra hadislere inanıp inanmaması meselesine sen karar verirsin. Allah'ın Resulü ne diyor ki Allah subhanahu aleyhi ve sellem? O size kitabı okur ve açıklar. Bak o size kitabı okur ve açıklar diyor. Ayetinde diyor bunu. Başka bir ayetinde diyor ki aranızda eğer ihtilaf olursa diyor onu Allah'a ve Resulüne götürün. Yorum bakımından bu Allah'a daha ayrı götürüyor. Resulü ayrı mı götürüyor? Allah'a ve Resulüne götürün diyor. Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a ayrı götürüyor, Resul'e ayrı mı götürüyor? Allah'ın kitabına, Allah'tan kasıt kitabıdır Allah'ın. Resul'den kasıt ise onun din hakkında vereceği hadisleri. Hükümdür, yorumdur. Yok hadisleri mi? Bak abicim, ben sana şöyle çok güzel bir ayet okuyorum. Aç Nisa 59. ayete bak. Allah subhanahu teala ne diyor? Aranızda ihtilaf olursa onu Allah'a ve Resulüne götürün. Yorum bakımından bu daha hayırlıdır. Burada birisi yorum yapacak, yorum. Yorum yapacak. Tevilen diyor. Tevil yorum demek. Bir de demektir. Burada ulul emir var. Emir sahipleri de var. Tamam. Tamam onu atlamayalım. Onu da okuyalım. Sıkıntı yok ama benim için önemli olan ya da senin için dikkat çekilmesi gereken yer burası. O seni de aşağıya. Ulul emir var. Emir sahipleri de var. Tamam. Emir sahipleri neyle hükmedecek?
Allah'ın ve Allah'ın Resulünün, kitabıyla hükmedeceğim. Allah'ın Allah'ın kitabıyla ve kitabıyla. Resulünün sünnetiyle hükmetmek zorunda. Ya sünnet bak şimdi bak. Ben anlayamıyorum be güzel abim ya. Kur'an'la sünnet Muhammed var mı? Var. Nerede var? Şimdi okuyacağım Allah'ın izniyle. Oku abi. Resul'e itaat sadece Kur'an değildir. Bak abicim, dinle. Ben birçok ayet okuyacağım. Bana bir Abi 10-15 dakika sünnet var. ne demek? Bana bunu söylesene. Bir Sünnet ne dakika. demek? Bir insanın Ben yaptığı merak ediyorum. Peki fiillerdir. Kaya Bekir. Yaptığı Merak eden bir insan fiillerdir. o sünnet ne demek? Ya abi sen dinlesen ben zaten söyleyeceğim de bir şey yapma. İnsanın yaptığı fiillerdir sünnet abicim. Ben şimdi sana Allah'a ve Resul'e itaat etmekten kaz, Allah Resulüne ne kadar yetki verdiğini bu ayetlerle zaten delillendireceğim. Sabahtan belli konuşuyoruz. Sorduğum soruları ayetle delillendiremiyorsun. Sadece bir bari dinle. Belki bu faydamıza olur yani bu sohbet. Allah Subhanahu ve Teala Mümtehine 12. ayette diyor ki ey Nebi diyor. Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, iyi bir iş konusunda sana asi olmamak Bu da üzere sünnet mi? sana bir dakika iyi bir iş konusunda sana asi olmamak üzere sana tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Maruf işler biliyorsun ki çoktur. Hem Kur'an'a iman edeceğiz diyorsunuz, hem de Allah'a ve Resul'e itaat edip farklı yorumlayarak farklı inanıyorsunuz. Allah'a ve Resul'e itaat et demek Allah'a ve Resul'e yani kitabına ve peygamberinin sünnetine itaat etmek demektir ki bu da farzdır. Yani maruf işler çoktur. Yani kısaca peygamberin yaptığı güzel ne kadar iş varsa hepsini itaat edecekler. Yap dediğini yapacaklar, kısaca yapma dediğini de yapmayacaklar. Hatta bu konuya daha da açıklık getiren şu ayet şu. Ve Resul diyor size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve o sizi Neyden neden yasakladıysa engelliyorsa ondan vazgeçin. o takdirde ondan vazgeçin. Haşr 7. ayet. Üstelki ayeti Ve oku. Allah Resulüne muhalif hareketi bile kabul etmiyor abi bak. Ama bugün birçok konuda siz muhalif oluyorsunuz. Yani Haşr Nasıl? suresi 4. ayet bak 4. ayette diyor ki Nasıl işte muhalif oluyor? yani onun getirdiği bugüne kadar sahabelerin yani bu kitabı da yazan sahabeler ve o Peki Kur'an'da rivayetleri hiçbir nakleden sahabeden de sahabelerin bahsediyor. Bak sahabe ne demek? Sahabe arkadaş demek. abi tamam ne Allah diyorsan hiçbir abicim sen niçin sahabeden de bunlara bahsediyor. takılıyorsun? Bir dinle ya gözünü seveyim. Yani sen normal olarak tamam arkadaş demek tamam öyle ele alalım. Sahabe Arkadaşları neydi? Millet hani yüceltiyor işte dokunulmaz falan filan. Ya Allah müşrik sahabeden bahsediyor. Ya sen bilmezsin onları ben bilirim diyor ya. abi Ya herkes sen dört ciddi beş kişi ya. söylüyorum. Yani işim zor benim. Gerçekten zor. Ya abi bak ben gerçekten ne bileyim yani. Abi sen bir Ben dinlemeyi bilmiyorsun ki düşünmeyi bilesin yok. yani. Dinlemeden Daha önceden düşünemeyeceksin zaten bilgisinde de. Bir tartışmadım. dinle gözünü seveyim. Bir dinle. Bir dinle ya. Ben bir bitireyim. Allah'a ve Resulüne ne kadar yetki verdiğini ve Resul'e itirazı hayatımızda nasıl bir denli bizim hayatımızı değiştireceğini, İslam'la tamamen çeliştiğini ben bu şekilde delillendireceğim. Allah bak Resulüne dediğim gibi muhalif hareketi kabul etmiyor. Yani işte diyor Haşr suresi 4. ayette diyor ki işte bu onların Allah'a ve onun Resulüne muhalefet etmeleri sebebiyledir. Azaptan bahsederken. Yani Şu Allah'ın anda ben Resulüne tamam. Anladım. dikkat et abi. Ben bunu daha Azaba önce uğrayanlara duydum. Allah'ın cevabı. Bak bu. Tamam. Dikkat et. Şu anda Allah'ın kitabına muhalefetlik ediyorlar mı? Kim muhalefet ediyor? Kitaplar. Abicim Allah'ın Resulünden burada bak. Allah'a ve Resul'e. Yani Allah diyor ki Elçi benim gitti değil mi? kitabıma ve Resulüme asi olmayacaksın. Bana ve Resulüme diyor itaat edeceksin. Ve itaat etmek ne demek? Resulün hayatında Davası olan şeylere itaat edeceksiniz. Ve onu Davası şahit... olmazsa. Abi Allah subhanahu ve teala bak dikkat et. Azaba uğrayanların cevabı ne oluyor? Bak dikkat et. Azaba uğrayanların cevabı. Diyor ki onların yüzlerinin ateşin içinde çevrileceği gün keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Allah'a ve Resul'e. Yani burada Resul Allah subhanahu ve teala'nın peygamberidir. Onun hayatına itaat etmekten bahsediyor. Resul'e itaat etseydik diyor. Başka bir ayette ise ve o gün diyor zalim ellerini ısırır. Keşke Resul'le beraber bir yol tutmuş olsaydım der. Ben Bak. zaten Resul'le beraber yol tuttum. Evet. Belli. Kitabı, Ve peygamberi Allah. kitabı takip etti. Ben de kitabı takip ediyorum. Tabi. Hadisleri, Tabi Kur'an'ı. canım. Tabi. Ne Yani demek abi? bu kadar ayete rağmen halen sen Allah'ın Resulüne yetki vermediğini ve o zamanda sahabeler o kadar Kur'an'da mesela bir konu oluyor. Ne yapıyor mesela? Konuda hiçbir şekilde sen ya hiçbir şekilde bize bir şey söylemiyor. Bir konu oluyor ki Allah ayet indiriyor.
Allah ayet indiriyor, bir konuya cevap olarak ayet indiriyor, doğru mu? Ve birçok meselede Allah subhanahu teala peygamberine yetki vermiş. Bak ne diyor, bak çok güzel bir şey diyor. O size diyor temiz olan şeyleri helal, pis olan şeyleri de haram kılar. Daha ne desin ya? Ve de ki çalışın, yaptıklarınızı hem Allah görecek, hem Resulü, hem de müminler görecektir. Dikkat et. Sonra da gizliyi ve açığı bilen Allah'ın huzuruna iletileceksiniz. Sadece Allah görür. Sadece şu anda Allah görüyor. Abi şu diyor, anda sadece Allah o zamandan görüyor. Bahsediliyor. Allah subhanahu ve teala diyor ki ve de ki çalışın, yaptıklarınızı hem Allah görecek, hem Resulü, hem de müminler görecektir. Neyi görecekler? İslam hakkında her şeyi görecekler. Kimler? Resulü, sahabesi, Allah. Peki biz kimden dini en iyi güzel öğrenebiliriz? O İslam'ı en iyi görenlerden öğrenebiliriz. Allah'ın Resulü ve sahabesinden öğrenebiliriz. Allah yeryüzüne kitabını indirdi. Allah yeryüzüne Resulünü indirdi. Ve Resulüne şahit olan sahabeleri var. Onlardan gelen rivayetler var. Bugün Hemman bin Münebbih'in Berlin'de sahifesi... Hemman bin Münebbih'in bugün sahifesi Berlin'de sergileniyor. O da mı sana delil değil yahu? Ya hiç mi düşünmüyorsunuz? Ben anlamıyorum. Ya ciddi Kur'an söylüyorum. Bana delil zaten. Ben Kur'an'da okuyunca ben içim ferahlıyor. Yani başka kitaba gerek yok. Kur'an tek gider kaynağı. Abicim Allah Resulüne karşı asili iman etmiş. Bak Resulüne karşı asi olmayacaksın. Ona uymamız gerektiğini ve onu razı etmekten bahsetmiş. Dikkat et, razı etmek. Elçi hayatta olsaydı, bu her konuda. Ya böyle bir bak, şey olur mu ya? Allah'ın Resulü hayatta olsun olmasın fark etmez. Allah'ın Resulünden eğer senin önüne sahih bir şekilde bir rivayet getirilmişse bunu kabul edeceksin. Başka bir alternatifin yok. Onun yolunda var ya dimdik giderdim onun yolunda. Allah'ın Resulüne karşı. Abi dinle Allah'ın Resulü. Ya dinle ya da kapatalım abi. Ya dinle ya kapatalım abi. Ben bunu söyleyeyim. Hiç faydamız yok birbirimize. Boş ver gerek yok. Ya dinleyeceksin bir 10-15 dakika sabredeceksin. Dinle ya da kapatalım. Boş ver gerek yok. Ben sana baştan sordum ki bu hurufu bu katlılar ne oluyor diyorum. Abicim sorularını yahu bilmiyorum demiyorum ben sana. Bak ben ne diyorum sana? Bilmiyorum. Sorularını bir tut kenarda. Allah razı olsun. Bir sorularını bir kenarda tut. Bak dinle. Ben sana 5 tane soru soracaktım. Abdest soracaktım. Namaz soracaktım. Ve namazda ne okuduğunu soracaktım. Ama soramıyorum. Sen bana ayette şöyledir, böyledir, şöyle okudun güzel abim. Tartışma böyle değil. Tartışma baştan 5 tane, 10 tane konuyu ele alırsın. Bir tanesi başka konuya geçer. Anlatabildim mi güzel abi? Dinliyor musun? Dinliyorum abi. Ya biz böyle tartışacaktık. Sen oradan geçtin, sahabeden girdin. Ben abi sana şunu soracaktım. Namazı nasıl kılıyorsun? Oturduğunda ne okuyorsun? Bunu soracaktım. Her tamam bir şey abi, tahiyyat okuyorum. Tahiyyat okumak şirk diyeceksin. Buyur. Şirk. Niye şirk abi? Niye? Namazı kim için kılıyoruz biz? Allah için kılıyoruz. Sadece namazı beni anın demeyeyim Allah. Beni anmak için salatı kıl diye. Beni anmak için. Yani ben o Cuma zaman şöyle söyleyeyim. O zaman tamam bir dakika. Allah diyor ki bak beni anmak için. O zaman ben Kur'an, Allah subhanahu diyor ya Kur'an'dan da kolayınıza geleni okuyun. Doğru mu? Peki ben Kur'an'da İbrahim'e selam olsun, Nuh'a selam olsun, Lut'a selam olsun ayetlerine denk geldim. Bunları okudum. Allah ne dedi? Namazda beni anın sadece. Bu ayetleri okuyamam mı yani? Sen namazda Kur'an mı okuyorsun? Tabii ki Kur'an okuyorum. Peki orada Kur'an'da haizle alakalı ayet okuyor musun? Ya onu da okurum. Ya ne demek ya? Salat ne demek abi? Salat Allah'a yalvarmak değil mi? Namaz demek. Namaz demek destek anlamına da gelir. Evet. Bitti. Yani az önce sen diyordun ki Allah'tan başka... Ya abicim sen soru soruyorsun. Cevabını alıyorsun. Ama cevabını sırf kendi istediğin gibi olmadığı için deşiyorsun bu sefer. Yahu sen diyorsun ki tahiyyat şirktir. Niye? Eyühen nebiyyü. Ey nebi. Sanki canlıymış gibi ona dua ediyorum. Haşa estağfurullah. Yahu ben de sana diyorum ki... Bak. Ayaktaki Allah'ı anlıyorsun. Elhamı okuyorsun. Ey Rabbimiz yalnız sana dua ederiz. Yalnız senden yardım isteriz diyorsun. Oturuyorsun. Ey peygamber sana selam olsun. Tamam. Gitti. Şirk. Niye şirk olsun ya? Ey peygamber sana selam olsun şirk ise ben de diyorum ki sana Kur'an'da ayetler var. İşte İbrahim'e selam olsun, Nuh'a selam olsun, Musa'ya selam olsun, Lut'a selam olsun diye ayetler var. Ben bu ayetleri de Kur'an'da namazda okuduğum zaman şirke mi girmiş olacağım senin zihniyetine göre? Evet şirke girmiş olacağım. O zaman sen bu ayetleri okuyamayacaksın. Cevap ver. Sen anlayamıyorsun bak. Doğrudur anlayamıyorsun. Şartlanmışsın. Güzel abi. Şartlanmışsın ya. Gerçekten şartlanmışsın. Kur'an'ı tamam. Hani ben namazı şunu anlıyorum. Rabbimden destek, yardım isteme, yalvarma.
kendi içinden geleni oku, kendi dilinle. Şu anda namaz ama kılıyorlar. Ama Allah öyle demiyor. Allah diyor ki ondan kolayınıza geleni okuyun yahu. Abi sen kafandan uyduruyorsun. Sen kafandan uyduruyorsun. Allah diyor ki bu kitap, o kitaptan diyor kolayınıza geleni okuyun. Sen diyorsun ki kafana göre takıl. Sana göre zaten çırılçıplak namaz kılınabilir. Sana göre çırılçıplak namaz kılınabilir. Pisliğin içinde de namaz kılınabilir. Affedersin, gaz çıkara çıkara da namaz kılabilirsin. Çünkü Kur'an'da bunları neydin yasaklayan bir şey var mı? Seni yaratan kim? Allah. Allah. Senin insan organını yaratan kim? Allah. Sen evde yatarken seni Allah görmüyor mu? Görüyor. Tuvalete girerken seni Allah görmüyor mu? Görüyor. Namaz kılarken de senin yanlış şekilde kısa donla atlete kılman ne yok, farkı var? Yok, çıplak kılsın ya, çıplak kılsın. Ya kılan kılsın. Ne yaparsa yapsın. İstersen normal ama olarak senin... hatta çıplak ya, kampında normal Allah cemaat yapsın. Allah herhalde böyle şık sakallı oturan. Yok yok, o zaman çıplak kampına gidilsin mesela, bütün o senin anladığın Müslümanlar çıplak olarak cemaat yapsınlar. Ya zaten cemaatler var, bir sürü şeylik var ya, bakıyorum da. Yok, ben cemaat namazdan bahsediyorum. Ben o cemaatlerden bahsetmiyorum. Cemaate gidince tabii çıplak gidecek hali yok ki, aklın olacak abi. Giyineceksin, küçleneceksin, gideceksin. Yani gidip de cemaati bir ara çıplak namaz kılın diye bir şey yok. Onu sen şimdi kendi kendine uydurma. Ben uydurmuyorum. Allah zaten rükû edenlerle beraber rükû edin diyerek cemaate zaten hitap ediyor. Yani Kur'an'da cemaat de var. Sen cemaati reddederek ayeti reddedersin zaten. Cemaat var Kur'an'da. Cemaati onu kim şey yapma. Cemaati kim reddediyor? Allah'ını seversen cemaati reddeden var mı? Sen diyorsun ki çıplak namaz kılsın. Kıvamaz mı abi? Sen ne yapacaksın yapma. Yani? Kur'an'da nehyetmiyor ki bunu. İsteyen oruç da tutmayabilirim yani, senin anladığın zihniyete göre. Hatta hiç günahı da yok. Orucun cezası oruç var mı? Oruç. Tamam, oruca gelelim. Şimdi oruca geldik. Şimdi bak abi. Var mı yanına Kur'an? Tamam abi, sen söyle, ayeti söyle. Ceza var mı yok mu? Ben sana söyleyeyim, ayeti söyleyeyim. Bak ben sana şunu söyleyeyim mi? Sen bir tane ayet bulamayacaksın Kur'an'da orucun tutmayanlar hakkında ceza. Ne cehennem ne de dünyada. Bak bakalım. Hadi. Ya zaten oruç dediğin aç kalmak değil ki. İşte kafa, yani bizim farkımız burada. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Allah namaz kılmayanlara mesela azaptan bahsediyor ayetinde. Ben diyorum ki oruç tutmayanlara azaptan bahsetmiyor. O zaman istersen tut, istersen tutma. Tutmayan bir insana da sen şunu niçin tutmadın? Sen ceza göreceksin, Allah sana azap edecek diyemezsin. Ayete göre, Kur'an'a göre, sen inandığın göre. Hadi var sen diyorsan da çıkart. Siyamı sen nasıl aç kalmanıyorsun? Oruç değil mi? Oruç yok mu? Bana onu bir söyle. Ya Kur'an'da oruç diye bir şey yok zaten. Oruç diye bir şey yok. Tamam, bitmiştir. Kapatalım. Ben oruç var olduğuna inanıyorum. Kapatma. Ben sana manasını söyleyeyim. Ha, buyur. Kapatma. Burada 187 oruç diye çevirdikleri kıyam ayeti. Bir tane yerde bahsetmez oruçtan ne yapayım? Oruç aslında Allah'ın şeyidir, yasadır, kanunudur. Birisi haram bir şey yaptı, adam öldürdü, yerine oruç tutar. Oruç dediğim kendini itikafe sokar, camiye gider, orada kendini kapatır. Ama aç kalma, aç kalın diye bir şey yok. Aç kalma Allah'a. Abiciğim aç kal kimse söylemiyor zaten. Oruç, sen nasıl bir oruç tutulması gerektiğini inanıyorsun? Bir onun da tanımını yap da bir anlayalım. Ben ayetlerden çıkardığım şu. O belirli aylarda Şehri Ramazan'da orucu ikame edersiniz diyor. Yani şey tutarsınız diyor. Tamam, kim o? Ramazan ayından bahsederken o aya geldiğiniz zaman oruç tutun diyor mesela. Oruç tutun demiyor. Etimi tamamlayın diyor. Neyi? Yani tutun değil mi? Tamamlayın. Sayısını tutun diyor. Neyi tutacağız? Yani itikafa gireceksin. İtikafa gireceğiz. İtikaf hangi ayette geçiyor? Aynı ayette geçiyor. Bir hangi ayetmiş o? 187, 188 bunları oku abi. Oku bakalım. Ben okuyayım abi. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kutibe. Size yazıldı aleyküm. Size yazıldı siyame. Siyam yazıldı. Kemaktı kibellezine min gablikum. Sizden öncekilerin yazıldığı gibi. Lealleküm tettekûn. Umulur ki takınırsınız. Eyyâmen mâdûdât. Sayılı günlerde. Hemen kim kâne minküm. Sizden olur. Neriden hasta olur. Ev alâ seferin. Bir sefer üzerinde.
fe iddetun sayısına min eyyamin ufra. Başka bir günde. Ve alellezine yutikune fidyeten, bir fidye verir. Ta'ame miskine, yoksula, miskine yemek verir. Ve men tattara, kim gönüllü olur? Hayran, daha hayırlıdır. Ve huve hayrul lehu, onun için daha hayırlıdır. Ve ente sumu, eğer siyamlarsanız, hayrul leküm, sizin için daha hayırlıdır. Eğer siyamlarsanız, orayı aç. Siyamlarsanız yani. Atıyorum, in kuntum te'lemun, eğer bildirmiş olursanız. Ayetleri komple okumam lazım anlaman için. Tamam, onu yapalım işte, ben de sana diyorum. 187. ayeti bir oku. Okuyayım. Bak ben zaten 180. değil. Bak 183, 184, 185, 186, 187. Bunlar yahu bir siyam anlayalım. Hepsini beraber anlayalım. Senin anladığın çıkmıyor ortaya. Sen bana o anlattığın ne yani? Onu anlat. 187'yi de oku. Bak burada ne çıkarıyorlar? Uhille leküm. 87 okuyorum. Sizin için helaldir. Leyletin siyame. Siyam geceleri. Rafesu cima. Kadınlarınızla cima. İle nisa erkek kadınlarınızla. Hünnel livesu leküm. Onlar sizin abicim, için örtüdür. Sen ne kadar bir insan çıktın ya. Siyam ne demek diyoruz? Halen üstünü örtüyoruz ki diyorsun ya. Onlar dillerini eğip bükerler diyor. Hani okuduklarını kitaptan sanasınız diye. Aynı Yahudilerin yaptığını yapma ya. Siyam ne demektir abi? Siyam itikafa girmek. İtikafa girmek diye sen ilk defa bunu söylüyorsun. Ya kimse bunu söylemiyor ya. Allah rızası için ya. Ne siyame oruç demektir ya. Gözünü seveyim ya, sen ne kadar çarpıtıyorsun ya. Siyame'ye bak, nerede bakarsan bak. Es siyame. Oruç demek ya. Daha niye bunu çarpıtıyorsun? Ne itikafı ya? Subhanallah ya. Saçmalamış. Sen neden aç bırakmışsın? He, anladım. Allah Allah ayetinde yemeyin içmeyin deniyor. Bunlar yemeyin içmeyin diyorlar. Bu kadar basit. Anladım. Şimdi Allah subhanahu ve teala diyor ki, al bak ben şurayı da bitireyim abim. Gözünü seveyim. Sonra da sen bir ben lütfen. Ben gerçeğe bakıyorum. Gerçek neyse sonra bakarım. Ayet de ne diyor sonra bakarım. Tamam. O demiş, bu demiş, bu demiş. Tamam. Beni ilgilendirmez. Ayet ne derse ona bak. Bakacağız. Allah Resulüne karşı bak, Allah subhanahu teala asile bile men etmiş. Bak ona uymamız gerektiğini ve onu razı etmekten bahsetmiş. Bu her konuda ona tam bir teslimiyetle teslim olmayı ifade eder abicim bak. Bunlar diyor Allah subhanahu teala Tevbe 62. ayette diyor ki, bunlar eğer mümin iseler Allah'ı ve Resulünü razı etmeleri daha doğrudur. Ve Resul'e uymaz, asi olursak Allah subhanahu teala diyor ki, Allah'ın Resulünü incitenlere acıklı bir azap vardır. Zaten Allah'ın Resulüne şu anda asi olmuşlar. Allah'ın getirdiği kitabı terk etmişler, hadislere uymuşlar. Allah subhanahu ve teala Resulünün emrine aykırı hareket edenlere diyor ki, Medine halkına ve civardaki bedevilere Resulullah'ın emrine aykırı hareket etmek uygun olmadığı gibi, onun katlandığı zahmetlere öbürlerinin katlanmaya yanaşmamaları da yakışık almaz. Yani Allah subhanahu teala diyor ki, Resulullah'ın emrine aykırı hareket etmek uygun olmadığı gibi. Şöyle söyleyeyim ben sana. O ki Allah bütün ayetlerini indirdi. İnsanlar niçin şunu söylemiyor ki? Ya Resulullah'ın emrine ihtiyacımız yok ki bizim. Zaten Allah subhanahu teala kitabında bize ne emretmişse oradakiler vardır demiyor da. Allah niçin diyor ki burada Resulullah'ın emrine aykırı hareket etmek? Yani demek ki farklı farklı şeyler de, olaylar da oluyor ve Allah'ın Resulü farklı farklı hükümler de verebiliyor. Ki bunun zaten Allah'ın Evet, Nisa 65. ayette Allah subhanahu teala diyor ki, Rabbine andolsun ki senin verdiğin hüküme tas tamam razı olmadıkları takdirde kesinlikle iman etmiş olmazlar. Daha ya ne desin? Ayet de var. Ey Resul, sana indirdiğinle amel et diyor. Tamam, ikisiyle de tabii ki amel edecek. Siz bunu ayırıyorsunuz. Diyorsunuz ki, Resul, diyor. Nasıl oluyor işte bu? Sorun şu, biz ikisini de kabul ediyoruz elhamdülillah. Ama siz diyorsunuz ki Resul hüküm veremez. Niye Resul hüküm veremiyor? Davud Aleyhisselam Allah Resulü ya değil mi? Ya sen diyor, bu indirdiğinle hüküm et diyor. Bu indirdiğinle hakem abicim, olsun. Bu çok şey bir şey değil. Allah subhanahu ve teala yani peygamberlere hüküm veremez mi? Allah hükmünü vermiş zaten Kur'an'da. Kur'an ile hükmediyor. Ben sana şöyle soruyorum. Allah, bak ben sana ayet okumama rağmen ayeti kabul etmiyorsun. Rabbine andolsun ki diyor, senin verdiğin hükmü, Kur'an'ın benim indirdiğim ayetin verdiği hükmü demiyor. Senin verdiğin hükme kim diyor? Hani kalbinde bir zerre bir şey kalmaksızın. Ciddi söylüyorum ya bu. Ya abicim ben susarım. Sonra sen cevabını verin. Allah diyecek ki ey Resul, senin indirdiğinle bunlar arası hükmet. Sonra diyecek ki Allah, git sen onlar arası hükmet. Ya böyle bir şey olur mu? Allah'ın indiriyle hükmeder.
Bunda çelişki çıkmıyor mu? Bir ayeti diyecek ki Allah, sen beni indirdiğinde hükmet. Ben sana vahyettim de onları ilet. Sonra diyecek ki Allah, sen onlara hükmet. Neyle? Hadisle. Böyle bir şey olur mu ya? Olur. Olur. Abi bitti, bu kadar. Davud Aleyhisselam'a ne yaptı? İki tane normal olarak adam hakkında ne yaptı? Kendi başına hükmediyordu değil mi? Allah uyardı ama. Allah işte. Yani. Yoktu. Bak ayeti yoktu. Oku tamam, ayeti oku diyorsun ama gerçekten ne dediğini bilmiyorsun. Allah Subhanahu ve Teala Davud Aleyhisselam'a normal olarak diyor ki o iki kişi arasında hükmediyordu. Yani bir hüküm veriyordu. Ama Allah ona şöyle hükmet, böyle hükmet demiyordu. Dikkat et. Davud Aleyhisselam kendi kafasına göre orada hüküm verecek. Ve imtihanda. Ya bir dinle yahu abicim, bir dinle yahu. Bir bitireyim yahu. Ya bir bitireyim ya. Niye bu kadar dinlememezlik bir insan oldun ya? Böyle bir şey olmaz ki ya. Davud Aleyhisselam orada bir insan... Abi dinle, lütfen dinle. Artık kapatacağım ben. Böyle bıktım ya. Bu ne ya? Allahu Ekber ya. Ya senin aklından oluşabilecek bir iş değil. Bu din senin aklından algılanabilecek bir iş değil. Allah Davud Aleyhisselam'ın kendi kafasına göre iki kişiye hükmedeceğini imtihan olarak bize söylüyor ayetinde. Yani Davud Aleyhisselam orada diyor ki iki kişiye hükmedecekti. Kendi kim hükmedecek? Davud Aleyhisselam. Vahiy ile değil. Orada bir anda imtihan da. Ve Allah subhanahu teala diyor ki biz rüzgarı Süleyman'ın emrine verdik. Süleyman nereye isterse oraya giderdi. Bak Allah hüküm konusunda Süleyman'a bile orada bir yetki veriyor ve rüzgarı istediği yere götürebiliyor. Yahu sen peygamberlerin niçin hüküm verme yetkisi olmasın? Böyle bir saçma sapan bir akıl mantıkla kendinizle haklı çıkamazsınız ki ya. Allah zaten peygamberlerine yani, abi, hüküm konuşuyorsun. Bir şey. En sonunda yani cacık gibi çıkıyorsun. Ben diyorum ki bak ayetleri toplu halde okuyun. Cımbızlama alıyorsun. Senin de yaptın aynısını. Dedin ki peygamber neyi engellerse ondan vazgeçin. Neyi helal ederse onları alın. Başındaki ayet okumuyorsun ama. Neyse abi. Kendine iyi bak. Hayırlı günler abi. Tamam. Abi, oldu.